Merhaba arkadaşlar, ben Hanif Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizin için bugün çok güzel bir soru çözeceğim. TYT'de benzeri çıktı arkadaşlar. 2022 TYT'de bunun benzeri çıktı. Bu sorunun bir benzerinin bir sonraki ALES'te ya da DGS'de ya da KPSS'de çıkmasını bekliyorum arkadaşlar. Buna benzer bir soruyla yine karşılaşabileceğinizden dolayı bu soruyu size çözmek istiyorum. 2022 DGS Matematik Full Tekrar kampımız başladı arkadaşlar. Üçüncü gün dersindeyiz. Bütün videolar YouTube'a kaydediliyor. Katıl butonundan kampa katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sorumuza bakalım. Benzeri çıktı arkadaşlar. Bu soru yine çıkar. Çok güzel bir soru. Sınava girdik. Canlı canlı bu soruları biz çözdük arkadaşlar. Bunun bir benzeri çıkmıştı. Bu soruyu da ben kendim yazdım. Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı bir ABC doğal sayısı veriliyor. Yani öncelikle bu tür sorularda soruyu çok iyi anlamak lazım. Soruyu anladığınızda aslında çözümler çok basit arkadaşlar. Rakamları küçükten büyüğe doğru sıralandığında, yani bu sayının rakamları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ardışık 3 tek sayı elde ediliyormuş. Bu durumda böyle ifade böyle şekilde elde ediliyorsa ABC sayısına tek sıralı sayı deniliyormuş arkadaşlar, tamam mı? Yani demek ki 3 basamaklı bir sayı olacak. Bu sayının rakamları küçükten büyüğe doğru sıralandığında eğer ardışık sayılar elde ediyorsak biz bu ABC sayısına sıralı tek sayı diyoruz. Örnek olarak 537 sayısının bir tek sıralı sayı olduğu söylenmiş. Şimdi bunu nasıl anlamak lazım? Yani 537, 537 olarak yazarsanız tabii ki olmayacak. Siz 537'nin rakamlarını 3, 5, 7 olarak küçükten büyüğe doğru yazdığınızda ardışık 3 tek sayı elde ediyorsanız arkadaşlar bu sayının sıralı sayı olduğunu bize söylüyor. O zaman 3 basamaklı A9B ve BC1 doğal sayıları birer tek sıralı sayılarsa ABC toplamını bizden soruyor. Şimdi öncelikle bakın sıralı olması gerekiyor. Yani buradan A9, B. Şimdi bunun üzerinden gidersek B burada ne olabilir? B burada ne olabilir? İşte B'ye 7 verebiliriz, 5 verebiliriz, başka 3 verebilir miyiz? Yani tek sayılar olacak ama 1, 3, 5, 7 şeklinde. Ama B'ye 3 veremeyiz arkadaşlar, 1 veremeyiz. Yani B'ye bizim burada verebileceğiniz ifade ya 7 vereceksiniz ya 5 vereceksiniz. Çünkü ardışık 3 tek sayı olabilmesi için 5, 7, 9 olması lazım. Aynı şekilde A'ya da buradan ya 7 verirsiniz ya 5 verirsiniz. Hangisini verebileceğimize bakalım. Yani bu sayı şöyle midir acaba? 790. Şimdi A'ya 7 verince B'ye 7 veremezsin çünkü rakamlar farklı. Bu sayı 795 midir? Yoksa 597 midir arkadaşlar? 597 midir? Yani B'ye buradan 5 mi vereceğiz, 7 mi vereceğiz kısmına baktığımızda bizim imdadımıza BC1 sayısı çıkıyor. O zaman BC1 sayısını da burada yazdığımızda 1, 3, 5 şeklinde olacağından dolayı o zaman B'ye biz buradan ya 3 verebiliriz ya 5 verebiliriz. 3 verirsek buradaki şartları sağlamaz. O zaman bu olmaz. 5 vermemiz gerekiyor. O zaman B'ye biz buradan mecbur olarak 5 verdiğimizde B'ye de burada 5 olan sayıyı almamız gerekiyor arkadaşlar. B'ye buradan 5 verdiğinizde o zaman C'ye sizin buradan 1, 3, 5 şeklinde dediğimizin C'ye de bizim buradan 3 vermemiz lazım. Yani o zaman C buradan 3 verilir. B'ye biz buradan ne vermiştik? B'ye 5 vermiştik. O zaman A'ya 7 vermemiz gerekiyor. A'ya 7 vermemiz gerekiyor. Bu sayıların bizden toplamını soruyor arkadaşlar. 15. Soruyu anladığınızda çözümü çok kolay arkadaşlar. Soruyu anlamadığınızda hani sınavda şimdi insanlar heyecanlanabiliyorlar. Soruyu bir iki defa okumanız gerekiyor arkadaşlar. Soruyu anladığınızda çok basit bir soru aslında. Buna benzer soru yine böyle bir sorunun ALES'te, DGS'de ya da KPSS'de çıkmasını bekliyoruz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşlerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.